Gönen'e geldik. Alim abiyle Gönen'deki köyleri gezmeye başlayacağız. Şimdi yavaş yavaş yola çıkalım. Yol esnasında zaten çekimlere devam ediyor olacağım. İyi seyirler. Dışarıdan göç şeyi nasıl yani, demografik şeyi yapısı? Ya iyi yani, göç alıyor sürekli, yükseliyor. Normalde böyle yerliler mi? Yerlisi buranın yerlisi mi, yoksa böyle bir macir falan göçmenler var mı? Genelde burada macir ve yörükler vardır. Bulgaristan macirleri. Ben de Bulgaristan göçmeniyim. Ama hani şu anki göç alanlar dışarıdan gelenler. Bulgaristan göçmeni var mı burada da? Var var. Köylerin çoğu Bulgaristan göçmenidir zaten. Allah Allah. Tabii. Bizim hemşeriler. Varın oradan geliyor bizim. Belediye binası, tapu burası. Göstermemiz. Bizim en sevdiğimiz resmi kurum yani. Benim dükkan burası bak. Taha Emlak. Şuradan ben öbür telefonumu alayım. Gönen'de hemen tapu dairesinin hemen çaprazında Taha Emlak. Buradan birazdan çıkıp Alim abiyle birlikte köylere gideceğiz. Biraz Gönen'i tanıyacağız. Bu yol Manyas'a gidiyor. Evet, birazdan Alim abinin köyüne, Küp çıktı köyüne gideceğiz. Hala yoldayız. Hastane bitmiş vaziyette. Menderes'teki hastane de inşallah bir seneye, iki seneye bitecek. Şu yukarıda yel değirmenleri var. Orada Çakmak Köyü varmış. Çakmak Köyü var. Hemen alt tarafı Tütüncü Köyü. Arkası da işte bizim Küpçıtlı Köyü. Bunlar Gönen'e en yakın köyler mi? Mahalleler. Gönen'e en yakın Tuzakçı, Hasan Bey, Keçeler. Oralar 3-4 kilometre. Valla Gönen'in İstanbul'a çok yakın olması çok büyük avantaj. Tabii. Bir vapurla gidip geliniyor. O yüzden insanlar burayı tercih ediyor. Doğal güzellik olarak Türkiye'nin her yeri güzel. Ama Gönen hakikaten Gönen yeşil, ön planda. Yeşil Gönen. Yeşil Gönen. Şu güzellikleri de çekmek istedim yolda. Bak, karşısında Manyas Gölü. Kuş cenneti. Var. Çok güzel manzarası var. Benim köy orası. Köye yaklaştık. Buradan daha güzel gözüküyor. Yerim olmuyor fazla. Menderes'te mesela zeytin, yani İzmir Ege bölgesi zeytin. Burada meyve olarak ne ön planda? Gönen'de? Meyve çok önemli ön planda yok. Burada genelde hep hayvancılık için bir şeyler yapılıyor yani. En önemli şey burada pirinç. Pirinç. Gönen baldosu markadır yani. Şu görüntü çok güzel oldu. Patlıcanı meşhurdur. Küp çıktı köyüne geldik.
Alim abinin köyü. Koyunlarla karşılandık. Köpek önden gidiyor be. Köpek bakıyor, koruyor koyunlarını. İşte köy hayatı. Şu hayvanların kokusu bile yetiyor. Gel, gel. Gel buraya, gel. Hop, 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 hop. Allah, Allah, Allah. Hadi bakalım. Aslan parçaları. Gönen'in cana yakın insan dostları. Halim abi buraya çok güzel bir peyzaj yapmış. Buraya bir çardak yapmış. Güle güle otursun. Allah uzun ömür versin. Çakmak köyüne geldik. Evet. O düz ovalık kısmı çok güzelmiş Halim abi Çakmak köyünün. Evet, orası güzel. Şimdi aşağı Tütüncü köyüne iniyoruz. Tütüncü köyü de güzeldir. Köyler birbirine yakın. Yakın. Yan yana. Çakmak köyünden çıktık. Şimdi Tütüncü köyüne gidiyoruz. O geçtiğimiz gölet gibi bir şey miydi? Orada bir gölet, ufak gölet oluşmuş. Benim bahçeyi göstereceğim size burada. Tütüncü köyüne geldik evet. Şimdi Alim abiyle birlikte. Hızlı şekilde Gönen'de sırayla Gönen turu yapıyoruz. Gönen turu yapıyoruz. Bir de size şeyi göstereceğim. Ekşilere dağlıcası var bizim kaplıcalar. Burada termal suyun olması, kaplıcaların olması çok büyük avantaj. Tabii. Akşam o peynir helvasından yedik Demet'le birlikte. Onun da lezzeti gerçekten hala tadı damağımızda. Höşmerim yedik. Devam ediyoruz. Dereden geçiyoruz. Şehir içi gezerdik ya. Akşama kadar böyle bizim şey. Aman abi yol hafif kayıyor. Galim abi. Olmaz. Şimdi bu Gönen'e kaç kilometre Tütüncü köyü abi? Gönen'e 5 kilometre Tütüncü köyü. Benim bahçede hemen az ileride şimdi. Size... Bahçenin içi boş mu yoksa ağaçlar var mı? Boş işte bir köprü yaptıracağız bu sene. Oraya bir şeyler yaptıracağız Allah nasip ederse. Benim esas yolum buradan yani. Ben buradan geleceğim. Yani böyle bir doğanın içine gelmek için biraz da yol onları sıkıntı olsun sorun değil yani. Ki yolda yapılması en kolay şey zaten. Yapılır, yapılır. Oksijen yetiyor ya. Camı özellikle açtım. Su. Su var ya su. Yaz kış bu su akıyor.
bakalım, ona göre bir şey yapmamız lazım. Ben sigara çekerim. Bu arka taraftaki yer Alim abi senin yer değil mi? Karşısı. Karşısı. Buraya şimdi köprü yapıyoruz. Buraya köprü yapıldığı zaman burası gerçekten çok güzel yer olacak. Ya bu su yazın da bu. Ben o yüzden şey yapacağım. Şimdi burayı bir ıslah edeceğim ben. Bu taşları kenarlara yedireceğim. Buraya köprü yapacağım. Var var taşlar. Böyle ekrandan izlediğimden çok daha iyi Gönül. Evet. Yani gerçekten doğası bu ekrana sığmayacak kadar doğal güzelliği varmış. Maşallah. Ama hani su kenarı bulamıyorsun işte. Halim abi bu su nereden geliyor? Yukarıda su çıktı şelalesi var. Hmm. Su çıktı köyünden geliyor. Köyden geliyor, şelaleden geliyor. Yaz kış akar bu su. Vallahi Gönen'deki en güzel yerden yer almışsın Halim abi. Tabii bir şey yapalım da burada falan olur. Şimdi yolculuğumuz devam ediyor Gönen'de. Halim abiyle birazdan Dağlıcası, Ekşidere Dağlıcası. Ekşidere Dağlıcası'na doğru yola çıktık. Aşağıda böyle yapmışlar. Birazdan oranın da çekimlerini yapıp sizlere izleteceğim. Halim abi seni de yorduk zahmet ettik çok ya. Bayağı bir yukarıya çıktık. Tepeye doğru. Ne kadar kaldı Halim abi? 1 kilometre falan Dağlıcası'na. Dağlıcası'na doğru yaklaşıyoruz. Dağın içinden sıcak su çıkıyor. Belediye işletiyor kablocayı. Birazdan göreceğiz. Çok yaklaştık. Buradan da çok güzel bir görüntüsü var. Yol boyu çekimlere devam ettim. Ormanın içinden 60-70 derece sıcak su çıkıyor. 60-70 derece sıcak su ormanın içinden. Yani Kaplıca da burada kullanılan su. Belediye işletiyor burayı. Kaplıca'nın ismini yine tekrarlayalım. Ekşidere Dağlıcası. Bak insanlar Ekşidere Dağlıcası. Yani Gönen'de görülmesi, gelinmesi gereken bir yer. Evet. Pandemi sebebiyle kafe bölümü kapalı. O yüzden bu şekilde uzaktan gösteriyor olacağız. Bakın şurada buharları çıkıyor. Köye giden sıcak suyun. Görüyorsunuz buharı. Şimdi Gönen çayından geçiyoruz. Bu su bazen buraya çıkıyor senin üzerine. Maşallah var. Çünkü zaten su. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Kumköy Muratlar. Oradan geçeceğiz. Kumköy Muratlar. Evet. Oradan da merkeze mi? Evet.